Yatırım Bülteni'nden herkese günaydın. Yeni güne başlarken küresel piyasalardaki bugün 15.30'da gelecek olan ABD'den enflasyon verisine odaklanmış bulunmakta piyasalar nezdinde. Dünkü kapanışlar rallye yine işaret ettiğini takip etti ki S&P 500 tarafında 0.71'lik bir yükselişe işaret etti ve 5.792 seviyesinden ise kapanış performansını gerçekleştirdi. Nasdaq 100 tarafına bakıyoruz. Orada da yükselişe işaret etti kapanış. ABD endeksleri bu sabah vadeli işlemlerde ise yatay bir performansı sergilerken ABD borsalarındaki rally bu sabah Asya endekslerine de yansıdığını takip ettik. Pozitif bir seyir orada da vardı. Yatırımcılar Çin Maliye Bakanlığı'nın cumartesi günü yapacağı özellikle açıklamaya kilitlenmiş bulunmakta ve Bloomberg Dolar Endeksi dün yaşamış olduğu 0.4'lük bir yükselişin ardından bu sabah itibariyle yatay bir performansa işaret ediyor. Dolar TL tarafında ise seviyenin korunduğunu 34-24 ise 25 seviyelerini ise takip ettiğimizi söyleyebiliriz. Bir diğer tarafta ise son dakikamız var. Japonya'da Nikkei endeksi 0.3, Topix endeksi ise 0.2'lik bir yükselişte tamamladı. Asya piyasalarında ise evet bugün daha pozitif bir seyrin yaşandığını takip ediyoruz. Borsa İstanbul tarafında da yükselişleri takip ettik. %1'e varan değer kazançları öne çıktı. 9.132 puandan ise kapanış performansı gerçekleştirdi diyelim ve hızlıca piyasa açılışı öncesi öne çıkan gündem başlıklarına bakalım. Bakan Şimşek Katar'da yatırımcılarla buluştu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek resmi ziyaret gerçekleştirdiği Katar'da yatırımcılarla bir araya geldi. Şimşek Türkiye'nin uzun vadeli potansiyeliyle ilgili bir değerlendirme yaptıklarını ise belirtmiş oldu. ABD'de TÜFE verileri bugünün özelinde takip edilecek veriler arasında olduğunu söyleyelim. Türkiye saati itibariyle 15.30'da açıklanacak ki Bloomberg anketine göre manşet tüketici fiyat endeksi aylık bazı 0.1'lik artışa, yılı çekirdek TÜFE artış tahminleri ise aylık bazda 0.2'lik, yıllık bazda ise 3.2'ye işaret ediyor beklentiler dahilinde. Evet, Fed'in faiz indirdiği toplantının tutanaklarını dün itibariyle takip ettik. 4 yıl sonra ilk kez faiz indirdiği Eylül ayı toplantısına ilişkin tutanaklarda önemli çoğunluğunun 50 bas puanlık indirimi ise desteklediğinin ifade edildiğini ve kritik bir aslında mesaj olduğunu söyleyelim. Fed'den daily bu yıl 1 veya 2 faiz indirimi daha öngörüyor ki acaba iniş yok mu? Senaryolarının daha yoğunlaşıldığı güçlü istihdam verileri ardından Fed'e ilişkin daha agresiflikten uzak, daha az bir indirim patikasına girebileceği yönünde beklentiler öne çıkmışken bu kez piyasa fiyatlamaları üzerinde ise yine aslında 25 bas puan ya da hiç bir indirim yapmaz mı şeklinde fiyatlanmaya devam ediyor. JP Morgan EMEA tahvil satışlarında ise rekor bekliyor ki JP Morgan Orta Doğu, Avrupa ve Afrika'daki gelişmekte olan piyasalarda tahvil satışlarının Kasım ayındaki ABD başkanlık seçimleri ve Orta Doğu'da tırmanan gerginlikler nedeniyle yaşanabilecek piyasa türbülansına karşı yılı rekorla kapatmasını bekliyor. Öne çıkan gündem başlıklarını bu şekilde özetleyebiliriz. Global ağırlıklı olmak üzere. Peki yatırımcılar hangi verileri takip edecekler? Hızlıca bugünkü verilere geçiyoruz. Dijital Kaleniz NGN sunar. Evet, veri takvimiyle devam ediyoruz. Bugünün özelinde içeride önemli verileri, yoğunluklu verileri alacağımızı da söyleyelim. Türkiye'den sanayi üretim verisi gelecek Ağustos ayına ilişkin saat 10'da. Aynı saat diliminde iş gücü istatistikleri verisi Ağustos ayına ilişkin karşılarken İnşaat maliyet endeksi ise aynı saat diliminde gelen bir diğer veri olacağını söyleyelim. Evet, bugün haftanın perşembe günü haftalık para ve banka istatistiklerini karşılayacağız ki Türkiye'den bugün rezerv, DTH ve yabancı işlemlerini geçtiğimiz haftaya ilişkin karşılayacağımızı söyleyelim. Haftalık istatistiklerini hem BDDK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan geleceğini söyleyelim. Bunun yanı sıra 15.30'u gösterdiğinde ise saatler haftanın en kritik verisi olacak. ABD'den TÜFE verisi gelecek. Eylül ayına ilişkin Cuma günü güçlü tarım dışı istihdam verisi vardı ve dolayısıyla piyasalarda artık iniş yok temasının fiyatlandığını takip ediyorduk.
Bu kez aslında Eylül ayındaki TÜFE verisi bu güçlü istihdam verisini destekleyecek mi? Saat 15.30'da yakından takip edeceğiz. Bunun yanı sıra elbette haftalık işsizlik maaşı başvuruları, iş gücü piyasasının ayrıntıları hakkında bize bilgi verecek. Arjantin'den ise ulusal TÜFE verisi saatler 22'yi gösterdiğinde gelecek bir diğer veri. Fed Guvernörü Cook tarafından yapılacak açıklamalar var. 16.15'te Richmond Fed Başkanı Barkin 17.30'da, New York Fed Başkanı Williams ise 18'e konuşacak. Dijital Kalenin NGN sundu. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Ve araştırma masasıyla devam ediyoruz Burcu Kıratlı ile birlikte. Evet Burcu, hoş geldin. Hoş bulduk Pelin. Şimdi bugünün özelinde elbette haftanın en kritik verisini karşılayacağız. Saatleri 15.30'u gösterdiğinde ABD'den gelecek olan TÜFE verisi dikkat çekiyor diyeyim ve hemen söz sana vereyim. Evet, yavaşlaması beklenen bir enflasyon var. Manşet rakamda ve çekirdek rakamda sırasıyla 1/1 ve 1/2 düşüşler olması bekleniyor. Ki bu ay içerisinde 1-2 tane göstergede hafif hızlanmalar olmasına rağmen artık enflasyonun 2021'den bu yana en yavaş artışta olması bekleniyor. Fakat bunun Fed'in politikalarını etkilemeyeceği bir veri olması bekleniyor. Yani veri iyi de gelse Fed 25 bas puanlık faiz indirimi şu anda kendi normal patikasında gidiyor ve bu 50 bas puan bir indirime yol açacak bir veri gözüyle bakılmıyor. Ilımlaşmaya rağmen. Şimdi 1-2 tane aslında detay var. Onlara dikkat çekmek istiyorum. Birincisi kiralar. Biz geçtiğimiz veride yine kiralar tarafında özellikle tabii kiralar bir de gecikmeli aslında. Enflasyonu düşürücü etkisini daha sonradan yaşanan bir kalem. Dolayısıyla kiralardaki yavaş o en azından çok düşmemenin bu ayda olması bekleniyor. Kullanılmış arabalar kısmında hızlanma olması bekleniyor. Burası da sorunlu olan taraf. Sağlık hizmetlerinde bir miktar artış olması bekleniyor. Bu tarafta enflasyonu hızlandıran taraf. Ama temel mal ve hizmetlerde yine düşüş bekleniyor ki aslında belki çekirdek enflasyon diye tabir edebileceğimiz işte kira hariç o süper çekirdekteki düşüşün gerçekten Fed'in istediği ölçüye doğrultuya gelmesi bekleniyor. 1-2 tane not düşmüş ekonomistler Pelin. Buna özellikle dikkat çekmek istiyorum. Bu nakliye maliyetleri şu anda yaşanan işte küresel işte jeopolitik diyelim sıkıntılardan dolayı gecikmeli yansıyor ve 6 ay sonrasına yansıyor. Yani aşağı yukarı bu işte jeopolitik risklerin etkisi veya işte Süveyş kanalındaki bu nasıl diyelim navlun fiyatlarına yansıyacak olan gelişmelerin muhtemelen bundan sonraki enflasyon rakamlarının biraz hızlandırıcı etkisi olabilir, dikkat etmek lazım diye yazmışlar. Şu anda biz enerji fiyatlarının düşük olduğunu konuşuyorduk işte. Navlun maliyetlerinin TÜFE fiyatına en azından gecikmeli etkisinden dolayı bunu şu ana kadar hissetmemiştik Amerika enflasyonunu konuşurken. Ama bundan sonrasında birincisi enerji fiyatları çok yüksek, çok dramatik şekilde artmadı ama neredeyse 80 dolara kadar gelmiş bir Brent petrol vardı. Dolayısıyla bunun da gecikmeli etkisini işte aşağı yukarı işte yıl sonuna doğru olacak desek, bu navlun fiyatları da buna eklenecek desek, belki yılın sonuna doğru şu anda gevşiyor dediğimiz enflasyonun bir miktar hızlandığını görebiliriz. Buraya ekonomistler çekince düşmüşler. Evet bu veri iyi gelecek bir veri. Ama Fed'in patikasını değiştirmeyecek 25 bas puan görürüz. Ama bundan sonraki verileri dikkatle etmek lazım diye böyle gerçekten bir not eklemişler. Ben de bunu paylaşayım dedim. Ama tabii bu veri muhtemelen riskli varlıklar adına, işte tahviller adına, hisse senetleri adına olumlu bir veri olacaktır. Şu anda işte o dediğin gibi iniş yok senaryosuna doğru piyasa şu anda hala bu doğrultuda fiyatlamaya devam ediyor. Resesyon korkusundan oldukça uzaktayız. Evet, peki şimdi elbette bu gelişmeler ışığında da bakacağız ki bundan sonraki süreçte neye işaret edecek? Bitcoin tarafını biraz konuşalım mı? Bitcoin korelasyonuna biraz bakalım. Bitcoin'deki hisse korelasyonu yüksek ancak demişsin. Ancak sonuna alalım. Şöyle bu tüm dünya endeksiyle korelasyonuna baktım ben. Tüm
Şimdi hep biz bunu S&P ile Nasdaq ile birlikte korelasyonla bakıyorduk Bitcoin. Fakat dedim ki bütün dünyada hisseler yükselirken veya düşerken Bitcoin ne yapıyor? Şimdi burada 2021 yılında Bitcoin'de o yaşanan muhteşem rally'yi hatırlar. 2021'de de hisse senetleri yine iyiydi ve korelasyonu yüksekti. 2022'de her şey düşüyordu. Faiz artırım süreciydi. 2022 yılı bu işte kripto kışı olarak hatırlıyoruz biz onu. O zaman da korelasyonu yüksekti. Şimdi yine 2023 içerisinde korelasyonu yükselmiş çıkmış. Bu artık faiz indirim patikasına bağlı olarak kimi işte ülkede daha erken başladı bu döngüye, kimisi daha geç başladı ama genel olarak hisse senetleri adına kötü zamanlardan geçmedik. Hı hı. Şimdi Bitcoin de yılı aslında kötü başlamadı ama şu anda hisseleriyle burada korelasyonun yüksek çıkmasına rağmen aslında fiyatta pek bir alakası yok. Yani 60 binlerde olan şu anda neredeyse Bitcoin fiyatı var, sabahleyin buna yaklaşmış. Buna karşılık rekor kuran hisse senedi piyasaları var. Yani eğer bir faiz indirim döngüsüyse bu, işte biz artık küresel piyasalar risk iştahı adına daha rahatlıyorsa kripto paralar neden bundan henüz daha nasibini almıyor? Neden daha burada işte ETF'lere çıkış giriş görmüyoruz? ETF'lerden tam tersi aslında çıkış var. Dolayısıyla bunun cevabını aslında tek bir elden belki ben de bilmiyorum şu anda hani neden buraya sıra gelmedi diye. Sadece bundan sonrasında riskli varlıklarda eğer sırayla gidiyorsa bu para muhtemelen bundan sonraki döngünün sadece kripto paralar olmasını umuyorum. Düşüncem bu en azından. Evet. Ama şu andaki durumu çok aslında bir şeyle açıklayamıyoruz. Korelasyon yüksek ama fiyatın hiç alakası yok. Peki. Çok teşekkür ediyorum Burcu Kırat'la aktardıkların için diyoruz. Ve araştırma masasını noktalıyoruz efendim. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Ve şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Yatırım bülteninde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, finansal koşullar ne işaret edecek? Bundan böyle riskli varlıklarda bir aslında toplama zamanı mı, yükseliş trendi başlayacak mı? Yoksa sabit getirili menkul kıymetler cazibesini korumaya devam mı edecek? Küresel koşullar lehimize mi, aleyhimize mi? Tüm bu da aslında maddeleri değerlendirelim kendisiyle birlikte. Finansal danışman Egemen Kaya bizlerle birlikte. Egemen hoş geldin. Hoş bulduk Pelin. Günaydın herkese. Evet şimdi Egemen seninle program yaptığımız zaman aslında en son faiz indirimleri ne zaman olur tartışmaya başlamışken enflasyonda dezenflasyon sürecine gireceğiz ve dolayısıyla işte Ekim mi olur, Kasım mı olur tartışıyorduk. Fakat gel gör ki şu anda faiz indirimleri konusunda 2025'i ötelenmiş bulunmakta. Buna katılıyor musun öncelikle? Programın çıktılarını değerlendirecek olursak şu an yatırımcılar nezdinde, riski seven yatırımcılar nezdinde koşullar hala sıkı mı? Tabii geçen sefer bayağı oldu gerçi konuştuğumuzda. Şunu söylemiştik, evet yaz aylarında enflasyon zaten baz etkisiyle düşecek. Ama önemli olan Eylül, Ekim ve Kasım aylarındaki enflasyon görüntüsünün bize hangi tabloyu çizdiğiydi. Eylül ayı enflasyonunu gördük. Yaklaşık 2-3 hafta sonra Ekim ayını da göreceğiz. Dolayısıyla baktığımızda esasında evet baz etkisinden faydalanmış ama esasında kalan tarafta da enflasyonu çok da törpüleyememiş. En azından enflasyonun ivmesini azaltmış ama hala ivmesinin olduğunu gördüğümüz bir ekonomi görüyoruz. Bu ekonomide evet enflasyon uzun zamandan sonra ilk defa Merkez Bankası'nın politika faizinin altına geldi. Fakat burada biraz kalması lazım ki, yani bu trendi sürdürmesi lazım ki gerçekten programın işlerliği ve sürdürülebilirliği konusunda herhangi bir soru işareti oluşmasın. Dolayısıyla bahsettiğimizde Kasım ayında tabii ki enflasyon rakamlarını gördükten sonra Merkez Bankası'nın da ben çok bir faiz indirimine gideceğini düşünmüyorum. Gidebilir ama o hangi motivasyonla yaptığını artık eğer öyle bir
hareketi olursa kendisinin açıklaması gerekecektir. Enflasyonun muhtemelen sene sonunu 43-45 seviyelerinde bitirmesi beklenirken artık beklenti biraz daha 45-48 seviyelerine doğru kayar gibi de oldu. Dolayısıyla eğer 45'lik bir enflasyon gerçekten sene sonu gelecekse Aralık ayında, o zaman 50 bas puanlık %50'lik bir Merkez Bankası faizi şu anda en azından ocağa kadar beklemek için uygun gözüküyor. Ama dediğim gibi Ekim ayı enflasyon rakamını da görüp Kasım ayında tekrardan bir değerlendirme yapmak gerekiyor. Ama senin de bahsettiğin gibi piyasanın hem yurt içi hem yurt dışı analistler, ekonomistlerin genel beklentisi belki Aralık'ta ufak bir teknik indirim, ki bu teknikten kasıt seneyi faiz indirimsiz kapatmamak ve önümüzdeki seneye tekrardan bir devam edeceğinin beklentisini vermek. Aynı zamanda enflasyon beklendiği gibi düşerse, biraz önce bahsettiğim gibi, imalat tarafında kullanılan kredi faizlerinde bir düşüş sağlamak, dolayısıyla enflasyonu ve ekonomiyi gelecek sene biraz daha hazırlamak gibi. Ama onun haricinde genel beklenti şu anda Ocak ayında indirim olacak şeklinde. Bu da tabii ki diğer bütün Türkiye'deki yatırım ortamını, hem reel sektörde hem de ekonomi, borsa ve parasını da değerlendiren yatırımcılar arasından son derece etkiliyor Pelin. Peki Egemen, şimdi bu aslında yatırımcılarda şu an sabit getirili menkul kıymetlerdeki o pozisyonlanmanın devam edip etmeyeceği yönünde de beklentiler var. Şimdi evet, riskli varlıklarda baktığımız zaman beklentiler satın alınıyor ama bir şekilde 2023'ün ilk çeyreğinde faiz inecekse eğer, beklentiyi satın almak mantıklı olan şey değil midir? Yoksa aslında ondan çok daha büyük etkiye sahip olan finansal tablolar burada işin içerisine girdiği için burada biraz daha uzaklaşmak mı gerekir? Bu ayrımı şu anda gerçekten gri bir bulut şeklinde önünde duruyor yatırımcının. Nasıl yorumluyorsun? Zaten yatırım gri bulutlar olduğunda, yapıldığında ve burada kararlar alındığında güzel getiriler sağlıyor. Dolayısıyla baktığımızda, şimdi geçen bu senenin başından bu yana Borsa İstanbul'dan bahsedersek, dolar bazında hemen hemen kafa kafaya, yani çok az bir artı eksi olabilir. Şu anda 266 seviyesinde. Borsa İstanbul'un 100 endeksi 9132 seviyesinde son 6 aydır yaklaşık %16, son 3 aydır yaklaşık %16 civarında bir kaybı var. 6 aylık kaybı da %7. Yani %50 enflasyonun olduğu bir yerde son 6 ayda %25, %27 civarında getirmemiş bir getirmemiş bir borsa, tabii ki biraz daha hacmin de düşük olmasıyla beraber, ilginin biraz daha azaldığının belli olmasıyla beraber düşüşünü sürdürdü. Ama burada şu şekilde bakabiliriz. Gerçekten Amerika'da faizler beklediğimiz gibi önümüzdeki iki ayda indirim şeklinde gidecek, enflasyonu inecek ve 2025 senesinde de birkaç indirim göreceksek, bunun beklentilerini aynı şekilde Avrupa ve Türkiye'de de, yani trendin bu şekilde, dünyada enflasyonla mücadele trendinin bu şekilde olduğunu görüp, elimizde olan, dışarıda duran, mevduatta duran ve fixed income'da, sabit getirilerde duran paranın yavaş yavaş daha riskli, daha getirisi muhtemel alanlara kayacağını öngörmek çok güç değil. Tabii burada jeopolitik faktörler ve Amerika'da başkanın kim olacağı, eğer Trump olursa geçmiş dönemden gelen, işte Çin'le olan atışmaları olsun, her sabah Twitter'ı farklı şekilde kullanması gibi riskler olmakla beraber, genel olarak baktığımızda Amerika'nın faizleri düşürdüğü noktada yurt dışında ne olmuş? Genel olarak fiyatlar, doların yavaş yavaş kuvvet kaybetmesi, zayıflaması ve hisse senetlerine ve tarzındaki riskli gruplara bir çıkış, bir giriş olmuş. Aynı şekilde gelişmekte olan piyasalarda dolar. Burada biraz önce bahsettiğimiz konu, hani Türkiye faiz indirmeli mi, indirmemeli? Türkiye bu yüzden önümüzdeki iki ayda belki faiz indirmemeli ve enflasyonu dizgin altına aldığını göstermeli ki Amerikan faiz indirimleri başladığında ve riskli piyasalar, riskli varlıklara, gelişmekte olan piyasalara tekrardan bir ilgi getirir arayışı olduğunda Türkiye burada ön plana çıkabilir. Niye?
biraz önce anlattığım sebeplerin üzerine %50 enflasyonu olan bir ülkede şu anda borsa Şubat ayıyla neredeyse aynı seviyede. Dolayısıyla enflasyonsal açıdan baktığımızda da büyüme hikayesi, kredilerin tekrardan canlanması ve imalat sanayinin tekrardan hafif hafif nakde veya kredilere ulaşımı gerçekleşirse, o zaman bence özellikle Türkiye'de borsada bu 8800, 8700, 9000 seviyeleri yavaş yavaş uzun vadede, yani 6 aylık iyi hisselere yatırım yapmak için güzel fırsatlar doğurabilir Pelin. Peki şimdi Egemen, bunun yanı sıra elbette Türk lirasına yönelik beklentilerde de bir törpülenme söz konusu. Ki yani burada dolarizasyon problemi vardı, artık bu problem ortadan kalkmaya başladı. Hatta tarihe karışacak belki de, öyle diyeceğiz zamanında. Nasıl bir eğilimin arttığı günlerden geçtiğimizi biliyoruz. Dolayısıyla hakikaten bugün baktığın zaman Türk lirasındaki reel değerlenme hikayesinin devam ettiği bir süreç içerisindeyiz. Nominal değerleme bekler misin peki? Yani bu beklenmeli mi ya da? Çünkü baktığında enflasyona geçişkenliğini dün Hande Şekerci ile birlikte de konuştuk. Yani orada bir nominal değerlenme olursa işte hane halkının enflasyon beklentisi, reel sektörün enflasyon beklentisi bile bu yönde törpülenecek diyor. Baktığımızda yıl sonu tahminleri dolar TL için sene başında 45'li seviyelere kadar ulaşıyordu. Şu anda sene sonuna 2,5 ay kaldı. 34'lü seviyelerdeyiz ve yaklaşık olarak Mart'tan beri 32 seviyelerinden, yani son 6 ayda yaklaşık 2-3 kuruşluk bir oynama olmuş dolar TL'de yukarıya doğru. 31,5'dan 34,5'a gelmiş diyelim. %10'luk bir artış var. Dolayısıyla tabii ki enflasyonla mücadele edilmeye çalışıldığı bu dönemde gerek Merkez Bankası'nın olsun, gerekse yurt dışından gelen carry trade işlemlerinin ve oradaki fonların, sıcak paranın olsun, Türk lirasını baskı altına alması ve orada değerini tutması doğal. Baktığımızda bugün yani hiçbir şey olmasa, KKM üzerinden bile bu işlemler yapılsa dolar değerini koruduğu ama %40 civarında bir faizin olduğu üzerine, yani nominal olarak baktığımızda dolar TL'de şu haliyle çeyrekte yaklaşık %10'luk, %12'lik bir nominal esasında faiz var ve bu dolar bazında da oluyor. Dolayısıyla çok fazla dolar TL kuru oynamadığı için. Dolayısıyla buradaki TL'ye olan ilgi muhtemelen Ocak ayında başlaması muhtemel faiz indirimleriyle beraber ancak kırılabilir. Ondan sonra da bunun dengeli şekilde götürülmesi lazım. Yani dolar TL kurunun gerçekten hızlıca serbest bırakıldığı ve reel değerlendirmenin biraz daha hızlı olduğu bir ortam, evet, şu anda enflasyona çok fazla fayda sağlamaz. Öncelikle hedef enflasyon olduğu için ben önümüzdeki sene Mart ayına kadar en azından bu şekilde devam edeceğini düşünüyorum Pelin. Peki. Çok teşekkür ediyorum Egemen, aktardıkların için, detaylar için diyoruz. Güzel de bir gün diliyoruz Egemen Kaya ile birlikte, değerlendirmeleri almış olduk. Efendim şimdi Borsa İstanbul tarafında dün pozitif bir görünüm söz konusuydu. Kapanış ise güçlü bir kapanışa işaret etti ama hacimsizlik konusu ise öne sürülüyor yine. Peki bugünden neler beklenir? Hemen info yatırıma gidiyoruz ve İsmail Güner'den detayları alıyoruz. Nasıl bir açılış yaparız İsmail Güner? Evet, günaydın Pelin. Bu sabah itibariyle piyasalarda biraz daha pozitif yönlü bir açılışın olmasını bekliyoruz. Özellikle de dün son 1,5 saat içerisinde gelen alımlar bugüne yönelik pozitif yönlü beklentileri arttırmış durumda. Fakat küresel taraftaki çok fazla bir pozitif yönlü gelişmenin olmaması, özellikle de Orta Doğu tarafında çok fazla bir ilerlemenin olmaması savaşla ilgili piyasalar üzerinde halen bir baskı unsuru olarak karşımıza çıkmaya devam edecek. Ama dediğimiz gibi birçok hisse senedinin çok aşırı değer kaybetmesi burada yavaş yavaş tepki alımlarını da beraberinde getiriyor. Bugün için baktığımızda içeride piyasalarda takip edilecek konu başlıkları arasında öncelikli olarak
sanayi üretimini içeride takip edeceğiz. İşsizlik oranlarını bekleyeceğiz. Ve Amerika tarafında da Eylül ayı enflasyon verisi yakından takip edilecek. Dün FED tutanaklarını takip etmiştik. Bugün ECB tutanakları takip edilecek. Dediğimiz gibi şu an için küresel tarafta risk iştahı yüksek seyretmeye devam ediyor. Özellikle de Amerika ekonomisine yönelik toparlanmasına yönelik senaryolarla özellikle de son zamanlarda Orta Doğu riskinin dünya ekonomisine olan negatif yönlü etkileri çok daha fazla tartışılmaya başlandı. Şu an için bu risklerle birlikte de özellikle de Amerika tarafında tahvil faizlerinin 3.70'lerden 4.03'lere kadar yükseldiğini görüyoruz. Burada ciddi bir yukarı yönlü hareket var. Doların da son 9 gündür 100.3 seviyesinden yaklaşık olarak 103 seviyesine kadar yükseldiğini görüyoruz. Brent petrol tarafına baktığımızda orada da çok ciddi volatil hareketler var. Ay başında 70 dolarlar seviyesindeydi. Devamında en son 81 dolar seviyesine kadar yükselmişti. Şu anda biraz daha kar realizasyonlarının ve Orta Doğu'da yeni bir gelişmenin haber akışının olmamasıyla birlikte tekrar 77 dolar seviyesinde dengelenmeye başladı diyebiliriz. Bizim tarafımıza baktığımızda ise bizde ki risk iştahı yurt dışıyla giderek negatif yönlü ayrışma belirgin hale gelmeye başladı. Kısa vadeli tepkiler olabiliyor bizim piyasamızda ama şu an için Borsa İstanbul tarafındaki trend halen aşağı yönlü gibi görünüyor. Özellikle de 200 günlük ortalamadan aşağı yönlü sarkmış olmamız bizim piyasamızdaki riskleri biraz daha arttırmış durumda. İkinci çeyrek bilançoları çok beklendiği gibi gelmemişti. Şu an için bugün 9200 seviyesinin aşılıp aşılmayacağına bakacağız. 9200 seviyesi aşılırsa Borsa İstanbul tarafında biraz daha pozitif yönlü sağlıklı bir yükseliş görebiliriz. Evet. Orada da 9400 bizim için en önemli direnç olarak karşımıza çıkacak benim. İsmail, çok teşekkür ediyorum. Detaylar için, aktardıkların için güzel de bir gün diliyoruz Info Yatırım ailesine ve sana programı noktalıyorum efendim. 10-15'te görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.